George Modeski'ye göre Türkiye Cumhuriyeti başat güç olamaz. Peki George Modeski kimdir? Başat güç nedir? Neden Türkiye bu teoriye göre süper güç olamaz? George Modeski 1967-1995 yılları arasında Washington Üniversitesi'nde Fahri Siyaset Bilimi Fakültesinde görev yapan bir bilim insanıydı. Peki başat güç nedir? Modeski'ye göre başat güç tarih boyunca bazı devletlerin belli bir süre boyunca dünyaya egemen güç olarak hüküm sürmeleri ve yine belli bir süre boyunca egemenliklerini devam ettirdikten sonra düşüşe geçmeleri sonucunda bu gücü başka bir başat gücün eline geçmesi anlamına gelir. Tarih boyunca başat güç konumunda olan devletlere baktığımızda bu gücü genellikle 50 ile 100 yıla yakın bir zaman aralığında ellerinde tuttuklarını görürüz. Bir devlet için başat güç konumuna yükselmek öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değil. Onlarca hatta yüzlerce yıllık bir sürecin ürünüdür. Bir devletin başat güç konumuna yükselebilmesindeki en önemli faktör okyanuslara kıyısı olmasıdır. Çünkü başat gücün sahibi olmak için okyanuslara hakim ve egemen olma zorunluluğu vardır. Bugün okyanuslara ve denizlere hakimiyet demek dünya ticaretinin yüzde 85'lik kısmına hakim olmak demektir. Ticarete hakim olmak demek aynı zamanda güce hakim olmak anlamına gelir. Şunu karıştırmayın. Başat güce karşı Savaşı kazanan devlet başat güç olmaz. Süreç şu şekilde ilerler. Başat güce meydan okuyan baş güç ortaya çıkar. Bu iki devlet arasında gerçekleşen savaş sonucunda üçüncü bir devlet başat güç olur. Yani savaşa fazla dahil olmayan, ordusunu ve ekonomisini o sırada feda etmeyen veya birazcık geri planda duran üçüncü devlet başat güç olur. Şimdi süreci devletler nazarında inceleyelim ki anlaşılması birazcık daha kolay olsun. Ne demiştik? Başat güç olabilmek için okyanuslara egemen olmak şartı vardı. 17. yüzyılın ikinci yarısından sonra İngiltere başat güç konumuna yükseldi. 19. yüzyıla geldiğimizde İngiltere'ye meydan okuyan ve kafa tutan Almanya oldu. Yani Almanya gözünü başat güç olmaya dikmişti. Almanya'nın saldırgan dış politikası ve dünyaya hakim olma arzusu Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Az önce ne demiştik? Modeski'nin teorisine göre başat güç olabilecek olan bir ülke ancak üçüncü bir devletti. Yani savaşa dahil olmayan veya geri planda taarruzda bekleyen bir devletti. Birinci Dünya Savaşı'nda geri planda duran devlet kim idi? Amerika Birleşik Devletleri. Birinci Dünya Savaşı Avrupa ve Ortadoğu'da birçok yıkıma neden olurken Amerika neden geri planda durdu? Çünkü Amerika 1823'te Monroe doktoru gereğince Avrupa kıtasındaki sorunlara karışmayacağını ve yine Avrupalıların da Amerika kıtasındaki sorunlara karışmaması gerektiğini sert bir dille ifade etmişti. Bu bağlamda başat güç İngiltere savaşı kazanmak için ordusunu ve ekonomisini son derece feda etti. Her ne kadar savaştan sonra İngiltere başat güç pozisyonu devam ettirmiş olsa da Hitler önderliğinde toparlanan Almanya tekrar İngiltere ve diğer Avrupa devletlerine kafa tuttu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru bu kez Amerika savaşa dahil oldu ve savaş kazanıldı. Almanya yenilirken bu kez İngiltere başat gücü Amerika'ya devretmek zorunda kaldı. Bu kez Amerika'nın karşısına tehdit olarak Sovyetler Birliği çıktı. Modeskin teorisine göre 3. devlet olan Amerika başat güç olarak dünyaya egemen olmayı başardı. Amerika yaklaşık olarak 70 yıldır başat güç olarak hakimiyetini sürdürüyor. Peki Amerika bunu neye borçlu? En önemli faktör okyanuslar demiştik ama 20. ve 21. yüzyılda sadece okyanuslara hakim olmak yetmez. Çünkü Amerikan Okyanuslara hakimiyetinin dışında çok büyük bir ekonomisi var. Bu ekonominin de beslediği büyük bir ordu var. Dünyanın en iyi üniversitelerine sahip, teknoloji ve bilimde çok ileri seviyede, sporda, sanatta, sinemada, modada dünyayı etkileme gücüne de sahip. Ama bunların hepsinin toplamı yine güçlü bir ekonomiyi işaret ediyor. Fakat şu anda Amerika'nın kamu borçları trilyon dolara ulaştı. Askeri ve sosyal harcamaları keza aynı. Her ne kadar Amerika halen daha başat güç olma pozisyonunu koruyorsa da uzun vadedeki verilere göre bu pek fazla mümkün değil. Şu anda Modelski'nin teorisine göre başat güç olan Amerika'ya kafa tutan veya meydan okuyan 3 tane ülke gözüküyor. Bunlardan birincisi ve en ciddisi olan Çin. İkincisi Rusya, diğeri ise Kuzey Kore. Amerika ile savaşın sonunda başat güç kim olabilir? Zirveye kim çıkabilir? Bu üçüncü ülke kim olabilir? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bir de bizim coğrafyada Modeski'nin teorisini bir değerlendirelim. Önce Osmanlı Devleti'ne sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ni bir analiz edelim. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint okyanusunda Portekiz donanmasına karşı mücadele ettiyse de pek fazla başarı elde edemedi. Bir de o dönem okyanuslarda başat güç Portekizliler değildi, İspanyollardı. 16. yüzyılda ve sonraki yüzyıllarda Osmanlı Devleti okyanuslara hakim olmayı başaramadı. Türkiye Cumhuriyeti'ne göre okyanuslara daha kolay ulaşabilmesine rağmen kısaca başat güç olma fırsatını değerlendiremedi. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda Modelski'nin başat güç teorisine göre bu pek fazla mümkün gözükmüyor. Çünkü Türkiye'nin okyanuslara kıyısı yok. Şöyle diyebilirsiniz. En kestirme yol Kızıldeniz'den okyanusa ulaşabilir. Evet bu doğru ama okyanuslara uyumlu bir donanmanız yoksa bir işe yaramaz. Sadece donanma yetmez. Bir de bölgeye hakim olmak zorundasınız. Yani Kızıl Denizin çıkışında bulunan Aden Körfezi'ne hakim olmak zorundasınız. Şu anda da Aden Körfezi'nde etkinliğini en fazla hissettiren ülke de İran. Bu ne demek? Aden Körfezi'nde İran'ı saf dışı bırakmanız gerekiyor. Paşat güç teorisine göre Türkiye Cumhuriyeti sadece bölgesel güç olabilir.